Tam ticaret ve sanayi odası, iş dünyası bizim VATSO derimiz biliyorsunuz. Hakikaten 370 kişiye yakın derneğimizin üyeleri var. Hepsi işverendir, hepsi büyük bir bölgede risk taşıyan ve istihdam alanı yaratan bir ekibiz, bir grubuz. Şimdi tabii ki biz bunu yıllarda beri söylüyoruz. Doğu Anadolu bölgesine özellikle bazı konularda çok ciddi bir şekilde devlet pozitif bir ayrımcılık vermesi lazım. Biz yıllarda beri bunu iddia ediyoruz. Yani gerçekten bu bölgenin insanlarına, bu bölgenin işverenlerine, bu bölgenin yatırımcısına, bu bölgenin işletmecilerine eğer sen pozitif bir ayrımcılık vermezsen, buradaki insanlarla batıdaki insanları aynı kefeye koyarsan mümkün değil, bu iş yürümez. Vallahi de yürümez, billahi de yürümez. Çünkü bizim burada her türlü maliyetlerimiz iki katlıdır, üç katlıdır. Biz bu adamlara karşı rakabet edecek bir şeyimiz yok. Bizim bir limanımız yok. Bizim transit bir kapımız yok. Bizim yani bütün yurt dışında getireceğimiz malı nerede getirebiliriz? Şu anda ben bir saç fabrikası açtım Van'da. İki sene önce çalıştırabildim. Ham maddesi Rusya'da getirip Trabzon'a, Trabzon'da Van'a naklediyorduk. Ben Mersin'deki adamın liman adamın kapısında, İskenderun'da liman adamın kapısında ben nasıl rekabet edebileceğim? Onun için bu bölgenin bütün sektörlerine gerçekten bir ayrımcılık verilmesi lazım. Bir pozitif bir ayrımcılık verilmesi lazım. Bazı vergilerden muaf tutulması lazım. Sigorta primlerinde kesinlikle eğer batıda bugün kişi başına 100 lira TL bir destek veriliyorsa bu doğuda 300 lira olması lazım. En az 300 lira olması lazım. Yani kurtarmıyor. Buradaki işletmeler kurtarmıyor. Şimdi bizim Türkiye genelinde şimdi baktığımız zaman bir araştırma yaptık, bakıyoruz. Ya en pahalı elektrik bizde. En pahalı mazot yine bizde. Bölgeden dolayı, nakliyeden dolayı. Açın bakın, araştırın. Ya bizim her hammada nakliye ediyoruz yine öyle. Eğer bugün bir tır geliyor İstanbul'da liman var. Kocaeli'de liman var, Mersin'de liman var, İzmir'de liman var. O bölgelere zaten nakliye maliyetleri çok düşük. Peki bir de bizi hesapla, 2000 kilometre bize ham maddesi alıp bana getirecekler. Bir onun yalnız nakliye farkını bir tahmin edin nasıl oluyor. Onun için bu bölgede kesinlikle olmazsa olmazımızdır. Devlet bu tür şeylerde bu bölgeye pozitif bir şey vermesi lazım. Daha ciddi destekler vermesi lazım, daha yüksek miktarda destek vermesi lazım ki biz gerçekten ayakta durabilelim. Biz gerçekten bu bölgede daha zaten kimse kalmadı, herkes kaçıp gidiyor. Peki herkes giderse ne olacak bu bölgenin hali? Onun için kesinlikle evet, askeri ücret şu anda gerçekten bir iş veren için çok ciddi bir şekilde sıkıntı oldu. Yani şu anda yalnız aylık değil ki, yalnız bir kişinin aylığı 4250 liradan 5500 lira çıkması değildir ki. Aslında işveren için en zor olan sigorta primidir. İşveren için en zor olan tazminattır. Adam 15 yıldır çalışmış, bugün gelen şu anda gelen askeri ücretin göre tazminat alıyor. Adam bakıyor, hesaplıyor ya 15 yıldır çalışıyorum. Bugünkü zama göre ben buradan 80-90 milyon, 100 milyona yakın tazminat alacağım. Bu da benim için bir sermayedir. Tak diye işte de ayrılıyor. Ve işten ayrılan insan sayısı da her gün artıyor. Ve bunların yerine de biz eleman bulamıyoruz, işçi bulamıyoruz. En büyük sıkıntı aslında, en büyük sorun burası. Yani altını kalın çizgilerle çizilecek noktalar burası. Askeri ücret yükseliyor. Adamların bizde alacağı tazminat, emekli tazminatı yükseliyor. Bu da bakıyor ki ya benim elime bir 100 bin lira, 120 bin lira, 110 bin lira bir para geçecek. Ben giderim bununla kendime iş yaparım, bunu kendime sermaye yaparım. İşten ayrılıyor. Yıllarda beri emek verdiğimiz hostayı, yetiştirdiğimiz hostayı, operatörü, hostayı bir tak diye bir ani bir kararla ayrılıyor. Aslında şu anda işverenler için en zor konu bu, en zor nokta burası. Yani gerçekten burada biz en fazla zorluk çektiğimiz nokta burası. Yıllarda beri bizim yanımızda çalışmış, yetişmiş, işi biliyor, firmayı biliyor, aileyi tanımış ama tak diye bunu görünce ya ben 100 milyona yakın bir tazminat alacağım. Ben de giderim kendim işler yapacağım. Şu anda biz bazı sektörlerimizde, bazı iş yerimizde Allah şahittir aylardır ilan vermişiz. Hiç bir tane eleman bulamıyoruz. Pompacı bulamıyoruz.
Onun için gerçekten bu durum çok da öyle iç acıcı bir durum değildir. Asgari ücretin artması evet belki geçim şartlarına göre bir mecburiyeti olması gereken bir konuydu ama diğer tarafta da işvereni çok sıkıntıya sokan, işvereni perişan eden eleman, ara eleman bulmakta ciddi bir sıkıntı yaşamaya yol açıyor. Onun için gerçekten gün gittikçe zorlaşıyor. Bence bundan sonra işletmelerin böyle çok rahat çalışacağı veyahut da işletmelerin bundan sonra kar edeceğine inanmıyorum. Yavaş yavaş ben bakıyorum, çoğu da mesleği terk ediyor, çoğu da vergi mükellefiyetini bırakıyor. Biz görüyoruz arkadaşlarla aramızda, kendi aralarımızda iş dünyasıyla görüşünce bu tür konuları da görüyoruz, rastlıyoruz. Bunun için gerçekten zor. Evet, doğrudur. Bu pandemiden dolayı yalnız ülkemizde değil, dünyada olan bir şeydir. Bütün dünyada böyle sıkıntılar, böyle ekonomik dalgalamalar, böyle piyasa dalgalamaları var. Ama tabii ki her ülkenin de bir gücü var. Her ülkenin de bir para değeri vardır. Ama şu anda TL'nin, hakikaten TL'ye karşı işveren çok sıkıntıda. İşverenlerin bu her 6 ayda bir böyle askeri ücretin artırılması, böyle tazminatların yükselmesi, özellikle aylık sigorta primlerinin artmasına karşı tıkanmış kalmış yani. Şu anda 4-5 kalemi gider kalemine cevap veremiyor kimse. Bu 4-5 kalem nedir? Birincisi de elektriktir, doğalgazdır, personel gideridir, yükselen vergi ve askeri ücrettir, akaryakıttır. Bunlara karşı cevap veremiyorsun, kar etmen mümkün değildir. Biz de bunu zaten izliyoruz, söylüyoruz ama inşallah sonu hayır olur.